Beyler bayanlar hepiniz hoş geldiniz. Karşınızda kötü bir podcast ile birlikteyim, evet. Bugün daha doğrusu bu podcast'te birazcık böyle depresiflik, Türkiye'nin depresiflik ve mutsuzluk sorunu ya da daha doğrusu günümüzdeki mutsuzluk sorunları, depresiflik, depresif olma ve hayatın bize neden bu kadar kötü geldiğini aslında konuşacağım bir podcast ile karşınızdayım. Uyarıyorum, kötü bir ruh halindeysiniz. Podcast sizin ruhunuzu daha da modunuzu daha da düşürebilir. O yüzden uyarıyorum en başından. Sana bana gelip sen modumuzu düşürdün ama falan yapmayın. Son zamanlarda özellikle kendi hayatımda da bunu çok fazla görüyorum. Depresiflik, yani son zamanlar dediğimde son 5 yıldır falan, hani baktığımız zaman ben sanırım 8 yıl falan oldu depresyondan çıkamayalı. Bu özellikle son 5 yıldır falan filan, son 5 yıldır, 15 yıl civarı falan, bu çok ciddi bir miktarda arttı tabii baktığımız zaman. Ciddi miktarda bir işte depresif olma durumu zaten hani vardı, dediğim gibi daha da arttı son 5 yılda. Ki hayatın hani gittiği yollar, hayatın benim karşımda çıkarttığı sorunlar bu depresif olma olayını daha da tabii tetikliyor. Türkiye'de özellikle son 5 yılda hem ülkenin geldiği konum itibariyle hem de genel olarak hani benim gibi insanların birazcık daha psikolojisinin çok da iyi gitmediği, yaşadığı olaylardan kaynaklı veya aileden kaynaklı aynı çok da iyi gitmediği ve bu durumun psikolojisine insanların büyük bir darbe vurduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz ki zaten ülkenin mutluluk, daha doğrusu ülkenin agresiflik, yani sıralaması, dünya agresiflik sıralaması konusunda en agresif ikinci ülkeyiz ki bir ara birinciydik. Yani kim birinci olabilir ki abi? Afganistan bile bizden daha az sinirli, daha mutlu çıkıyor. Ki bu yapılan araştırma çok geniş bir araştırma yani ve iyi bir araştırma kurulu tarafından yapılan bir araştırma. Dolayısıyla baktığımız zaman hani Türkiye'deki insanlar mutsuz ve sinirli. Herkes agresif. Ki hani buna ben de dahilim maalesef ki. Ki ben hani çok agresifliğini belli eden bir insan değilim ama baktığımız zaman ben de çok hani agresif bir insanım. Sinir sorunları, öfke sorunları olan bir insanım ve hani bunun temelinde hem çocukluktan gelen hani şeyler hem de genel olarak şu andaki hayatım, son 5 yıldaki hayatım çok hoş gitmemesinin de tabii ya da yaşadığım sorunların istediğim şeylerin istediğim gibi gitmemesinin tabii ki de etkileri var. Ama depresifliğin bu kadar yayılmasındaki temel sebeplerden bir tanesi aslında sosyal medya ve sosyal medyanın bize dayattıkları bence. Çünkü şöyle ki son özellikle hani şöyle çocukluğumdan beri internetle iç içe büyümüş bir insanım. Hani ben yaş olarak bilmiyorum bunu dinleyen kaç kişi var, kaç kişi oluyor. Ama hani ya da doğrusu yani yaş ortalaması yakın mıdır değil midir bana insanları bilmiyorum ama 20'li yaşlarındaysınız şu anda. Benzer yaşlardayız. Benimle benzer yaşlardasınız. Çocukluğumuz sonuç olarak hani 2000 ve sonrası neslinin, Z nesli, tırnak içinde belirtiyorum, Z neslinin internet ile birlikte büyümesi aslında psikolojisinin çok da iyi gelişmemesine sebep oldu ki hani bakıyorsun şu anda böyle ana sınıfında ya da işte ana sınıfsalla ana sınıf çok küçük oldu. İlkokuldaki çocukların böyle birbirleriyle dalga geçtiği ve böyle hani işte bir kız çocuğunu ya da erkek çocuğunu hani işte bununla dalga geçtiler ya da işte baba bununla dalga geçtiler, bunun çok kötü falan gibisinden ağladı. Hani fiziksel ama fiziksel şeylerin özellikle bu kızlı kadınlarda daha fazla oluyor. Küçük yaştaki kız çocuklarında daha fazla oluyor. Yani erkekler çok takılmıyorlar ama kız çocuklarında daha fazla oluyor. Ve birbirlerini bulledikleri ve birbirlerinin fiziksel şeylere dalga geçtiğini görebiliyorsun. Küçüklükten başlıyor. Bakın ilkokuldan bahsediyorum. Hani ben şu andaki dönem için bahsediyorum. Ben ilkokuldayken böyle bir problemle karşılaşmıyordum. Tabii ki de beni de bulleyen vardı. Ya da benim de hani dalga geçtikleri vardı ama ben çok takılmıyorum. Erkekler arasında bu genel olarak çok takılmıyor, bilmiyorum. Hani buna kadın birisinin yorum yapması lazım benim. Hani benzer yaşlarda olan işte 2000-2003 civarı hani
çocukluğunu geçirmiş birisinin aslında yorum yapması lazım bunu. Hani benzer yaşlar muhabbetini de söylüyorum. Hani evet, bana, beni de küçükken bullediler ve kızlar arasında daha yaygındı. Ki hani bu hem araştırmalar gereği hem de şahsi fikirler doğrultusunu söylüyorum. Kadınlarda daha yaygın fiziksele takılma bence. Hani ne bileyim, biz kendi aramızda çok da takılmıyorduk küçükken de, şu anda da çok takılmıyoruz. Ama bu hani erkekler arasında, özellikle günümüzde de, cinsiyetçilik yapmıyorum bu arada, olan şey bu olduğu için bunu belirtiyorum. Şu anda hani erkekler arasında da, kadınlar arasında da, ya da genel olarak insanlar arasındaki estetiğin zaten çok fazla artmasındaki temel sebeplerden bir tanesi de bu. Artık insanların fiziksel olarak görünümündeki takıntı olayı, ki sosyal medyanın artı, şimdi birazcık bir laf edeceğim. Çok dalga geçeceksiniz ama hani dış gücünü artırmak için de, dış mihrakların da tabii ki de sosyal medya ve manipülasyon anlamında Türkiye'yi nasıl bir konuma getirdiğini ya da insanların psikolojisinin üzerinde nasıl durduğunu, nasıl baskı yaptığında zaten çok net bir şekilde baskılarının sonucunu görebiliyoruz günümüzde. İnsanlar maalesef ki artık fiziksel görünümlerine çok fazla takılır hale geldiler ve birbirlerini aslında internet dolaylı olarak çok fazla buluyorlar ve insanları bu mutsuzluğa, depresyona, depresifliğe itiyor. Ki hani bu anlamda terapi, anlamda Türkiye'deki terapi fiyatlarının nasıl olduğunu düşünürsek, ki ben de hani yani terapiye bir nebze gitmesi gereken bir insan olarak artık hani şey moduna giriyorsun, hem param yok hem de abi artık bu saatten sonra gitmem lan, hani bu kadar bozulmuş falan moduna girebiliyorsunuz. Bu iyi bir şey değil bu arada, bunu kesinlikle önermiyorum, benim gibi yapmayın. Ama hani depresif olmak ve bunun depresifliğin getirdiği maalesef ki şeyler oluyor. Ben hani dediğim gibi bullendim ama hani çocukken taktım mı takmadım mı hatırlamıyorum. Takmışımdır muhtemelen. Çünkü hani çocuklukta takıyorsunuz abi her şeyi, anladınız mı? Hani çok şey olmuyorsunuz. Ama hani şu anda çok da takmıyorum açıkçası. Hiçbir şey takmıyorum gerçi şu anda, ama hani yani baktığınız zaman bu artık hani birbirlerini bulüleme ya da fizikseli takılma ya da işte onda var, neden bende yok fikri ya da depresiflik, depresyona girme olayı hem ülkemizin maalesef ki bulunduğu durumdan kaynaklı olarak, hem de günümüzde işlerin birazcık daha depresifliğe kaydığı, günümüz hayatının biraz daha depresifliğe kaydığında maalesef ki depresyonun çok çok erken yaşlarda insanlar üzerinde belirmeye başladığını görebiliyoruz. Ki ben o çocuk örneğinde de verdim, hani insanlar artık çok ufak yaşlardan terapi görmeye başladılar. Bu iyi bir şey değil. Önceden de bu vardı ama sayısal olarak döktüğümüz zaman orana, bu çok da yüksek çıkmıyordu. Dünyada da böyleydi, Türkiye'de de böyleydi. Ama sonrasında, şu anda da genel olarak sadece bizim ülkemiz için değil, diğer ülkeler için de depresyonun ya da depresifliğin çok büyük bir oranda sosyal medyadan, influencerlardan, şundan bundan yayıldığı ve hani artık olayın birazcık daha kıskançlık ve imrenme arasında gidip geldiği ve bunun sonucunda işte insanların kendilerini değiştirdiği ve işte bu sadece estetik anlamında değil, hani kendilerini, kendi fikirlerini değiştirdiği ve onaylanma psikolojisine girdiğini, dediğim gibi öncesinden onaylanma psikolojisi vardı. İnsanoğlunun var olduğundan beri onaylanma psikolojisi var ama şu anda bu genel olarak hem yaşamın getirdiği hem de işte reklamlar, internet, sosyal medya, influencerlık falan etkisiyle daha fazla artmış durumda. Çünkü insanlar şey moduna girdiler. Özellikle bu bir arkadaşıma da bunu konuşmuştuk birkaç gün önce. İsim vermedim bile, normal ismini hatırlıyorum ama isim vermek istemedim. Bilmiyorum, belki hani ismini geçmesin sanırız diye. Kendisine selamlar buradan. Türkiye abi farklı bir ülke, anladınız mı? Türkiye'de mesela burada hani bahsettiğim bu depresifik olay genelinde var ama Türkiye'de de şöyle bir durum var. Abi hani Batı ülkelerinde, tamam, Batı ülkelerinde, bu Avrupa olabilir, Amerika olabilir, adamların depresyona girme sebebiyle bizimki aynı değil baktığımız zaman. Çünkü bizde şey var, anladın mı? Açlık. Kendini geliştiremiyorsun çünkü paran yok. Mesela ben şey konusunda çok takıntılı bir insanım. Kendini geliştirme konusunda. Kendini geliştirmeyen bir insan
üniversite okumamalı abi falan kafasındayım ben, ama kendini bir kişi geliştirmeli her daim. Ben dedim ki bu konuda takıntılı bir insanım. Kendimi sürekli geliştirme taraftarıyım ki her başarı başarı mıdır? Bir önceki podcast'ta da zaten buna ufak bahsediyordum. Ben takıntılı bir insanım kendini geliştirme konusunda. Her konuda bilgim olsun istiyorum. En ufak bir konuda bile bilgim olsun istiyorum. Bilgiye açım ve aç olmaya da devam edeceğim. Doğru olanın bu olduğunu düşünüyorum. Sürekli 7-24 kendini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Sonra işte o arkadaşımla şunu konuşmuştuk. Abi dedi, hani sen işte insanların hani kendini sürekli geliştirmesi gerektiğini düşünüyorsun. Hani seninle aynı yaşa gelmiş bir insanın geliştirmemesi kendini sana şey gelmiyor. Hani mantıklı gelmiyor ya da okey gelmiyor, ama hani işin orijinalinde bir de şey muhabbeti var. Sen hani birazcık batı kafasıyla düşünüyorsun. Peki sen 18 yaşına, 19 yaşına gelmiş bir kişinin olgunluk seviyesinde olduğunu ve hani yetişkinlik daha doğrusu seviyesinde olduğunu ve hani kendini geliştirmiş olması gerektiğini düşünüyorsun. Ama bence bu Türkiye için böyle değil dedi. Avrupa ya da Amerika için, daha doğrusu batı kısmı için, dünyanın batı kısmı için 18 yaş olgunluk yaşıyken Türkiye'de de 18 sayılmasına rağmen bence 18 olmamalı dedi. Şöyle Amerika'da alkol sınırı 23. Ama olgunluk yaşı 18 olarak. Hani reşitlik yaşı buradaki olgunluk. Tam reşitlik değil ama hani yanlış oldu. Tam reşitlik değil buradaki olgunluk. Buradaki olgunluktan kastım hani yetişkin olma durumu, bedensel olarak değil abi. Buradaki olay birazcık daha kafası olarak ya da kendini geliştirme olarak, olgunluk olarak düşünün, reşitlik olarak değil. Ki Amerika'da da alkol reşitliği hani diğer reşitlik arası farklı şeyler, ama işte yani. Ya ikisi farklı. Bir tanesi 18, diğeri 23 falan. Çok saçma bir durum orada, ama neyse. Buradaki olgunluktan kastım ya da yetişkinlikten kastım dediğim gibi reşitlik değil. Kendini geliştirme durumu veya büyümüş olma durumu. Zihinsel olarak, bedensel olarak değil. İşte Avrupa için 18 geçerken ya da Batı için daha doğrusu 18 geçerken Türkiye için 18 geçmemeli bence. Bence 25 falan olmalı. Çünkü Türkiye farklı bir ülke. Türkiye Orta Doğu ülkesi. Abi bunu kabul edelim veya etmeyelim. İşte bir kısmı İstanbul'un biraz daha işte bir kısmı Avrupa olarak geçiyor ki Avrupa kısmında, ama çoğu kısmı o sonuçta Asya kısmında ve hani biz Orta Doğu ülkesiyiz, bunu kabul etmemiz lazım. Ve biz sürekli batı kafasıyla düşündüğümüz için gelişemiyoruz ya da insanlar bu şekilde kalıyor demişti ve çok doğru bu arada, ben bunun üzerine düşündüm ve hani haklı zaten, o hani ilk o zaman konuştuğumuzda da hak vermiştim. Yine hak veriyorum. Gerçekten de Türkiye için olgunluk yaşı biraz daha büyük abi. Çünkü şöyle bir durum var. 18 yaşında bir insana bakıyorsun, kendini hiç geliştirmemiş oluyor. Kendini geliştirmemiş veya geliştirememiş. Kafa yapısı olarak şu anda birazcık Türkiye manipüle edilmiş durumda. Bir nebze bence bir tık manipüle edilmiş durumda. Ve hani 18 yaşındaki insanlar gerçekten de olgun davranmıyorlar. Kendini geliştirmemiş oluyorlar. Aşırı aptal oluyorlar ki ben Z'nesini benim Z'nesinden nefret etmemin ve hani Z'nesindeki çoğu insandan, çoğu burada tırnak içinde belirtiyorum çoğuyu, çoğu yani genelleme yaptığım için belirtiyorum, çoğu insandan iğrenmemin temel sebebi de bu aslında, insanların kendini geliştirmemesi ve aptal düşünmesi. Kendini geliştirmeyen bir insan benim midemi bulandırıyor, bu kadar yaşa gelmiş ama kendini geliştirmemiş, sen benim midemi bulandırıyorsun, ben de muhatap bile olma falan kafasında oluyorum. Ama burada arkadaşımın dediği noktaya katılıyorum. Türkiye için gerçekten de olgunluk yaşı 25 civarı falan. Hani 25 yaşında bir insanla ben daha iyi anlaşıyorum. Çünkü ben önceden olgunlaştım. Ama işte burada genelleme yapmak çok doğru değil aslında. Şu yüzden hani benim gibi olan insanlar, zaten çevreme de o tarz insanları topluyorum. Benim gibi olan insanlar var. İşte beni hayatta karşılaştığım sorunlar, depresiflik belli bir oranda kendi yaşıtlarıma göre olgunlaştırdı ve hayatımın her noktasında abi, çocukluk hariç, hani gerçekten büyümeye başladığım bir dönem var. Bu muhtemelen ortaokul 7. sınıf sonu falan. O civarlarda büyümeye başladım. Büyümeye başlamamın temel sebeplerinden bir tanesi depresiflik olarak ciddi noktada sorunlarımın başladığı dönemler, o dönemler. Hani harbiden ağır depresyona girdiğim dönemler. Bu depresyona ben şey almadım, hani yani bir destek almadım veya destek görmedim. Ama kendim
kendim uğraşa uğraşa o çukurdan bir şekilde çıktım. Tabii ki de bu süreçte çok fazla hasar aldı. Psikolojim veya hani genel durumum çok fazla hasar aldı, ama şöyle bir bunun artısı var. Bu aldığım hasarları zamanla iyileştirdim belli bir oranda. Kendince yöntemler buluyorsun ya da bir şekilde kapatmanın veya bastırmanın yolunu keşfediyorsun. Bu aldığın yaraların her zaman ama kötü olarak düşünmemek lazım her zaman. Çünkü bu tarz şeyler bende çok büyük deneyimlere sebep oldu ve bu deneyimler sonucunda ben belli bir olgunluğa erişmiştim. Ve kendi yaşıtlarımda çok fazla insanla arkadaş olamamamın ya da çok fazla arkadaşımın olmamasının temel sebebi ya da etrafımda az insan gerçekten muhabbetini sardığı veya işte muhabbetçiden iyi edebildiğim az insanın gerçekten dostum diyebileceğim az insanın bulunmasının temel sebeplerinden bir tanesi de buydu aslında. Hem karakter olarak hem de kafa yapısı olarak daha olgun bir seviyedeydim ve bu da beni aslında yalnızlığa itiyordu. Ki hayatımın neredeyse her anında dediğim gibi çocuktum belli bir hani ilkokul dönemi hariç tutuyorum. İlkokul dönemi haricen konuşuyorum. Hayatıma gerçekten çoğu zaman yalnızdım ve ben vardım sadece. Bu anlamda depresyon gerçekten de kişiyi depresyon aslında hani genel olarak kötü bir şey evet. Ama hani kişiye artı şeyler de katabiliyor. Tabii dozajında. Dozajında mutluluk ya, nasıl iyi bir şeyse dozajında yalnızlık ve depresiflik de aslında iyi bir şey. Aslında her zaman sorun dediğimiz şey, sorun dediğimiz kelime hani baktığımız zaman hani negatif bir şey çağrıştırıyor, ama aslında sorunun altında herhangi bir problemin altında yaşadığım bir olayın altında bir sorunsal bir olayın altında aslında çok zengin bir deneyim var. Hani insanlar problemlerle karşılaşıyorlar, sorunlarla karşılaşıyorlar. Bunlar onları çok yoruyor, etkiliyor. Berbat hissediyorlar bunun sonucunda. Çok büyük hasarlar alıyorlar belki. Ama bu aldıkları hasarlar sonucunda, aslında çok hani psikolojileri belki belli bir oranda bozuluyor ya da bir şey oluyor, depresifleşiyorlar, ama bunun sonucunda bir deneyim kazanıyorlar ve bu deneyim hayat boyunca onda kalıyor ve onun bakış açısını değiştiriyor, düşünme tarzını değiştiriyor ve onu farklı bir insan haline getiriyor. O yüzden her insan aynı değil. Bu anlamda depresifliği aslında çok da negatif bir şey olarak bakmamak lazım. Dozajını aştığınız zaman evet, gerçekten kişide kalıcı ve hani geri döndürülemez hasarlara sebep olabiliyor bu, okey. Dolayısıyla dozaj önemli işte. Hani dozajında mutsuzluk aslında kişinin gelişmesinde çok büyük bir etken. Bu anlamda Türkiye'de ama dozaj denilen bir şey kalmış durumda değil maalesef ki. İnsanların birbirleriyle olan ilişkileri çok bozulduğu gibi, insanların birbirleriyle olan ilişkileri çok bozulduğu gibi maalesef ki başka yani birbirleriyle ilişkileri zaten bozuldu ve bozulmanın kişilere yarattığı bir depresiflik var. Bu depresiflik ekstra bir depresiflik, ama hani yalnızlığa itiyor. Okey, yalnızlık ve dediğim gibi mutsuzluk dozajında olduğu sürece okey, ama bu insanların ilişkilerinin, birbirleri arasındaki ilişkilerin bozulmasının yarattığı depresiflik ve mutsuzluk veya yalnızlık hissiyatı kişilerde ekstra bir etkiye sebep oluyor. Yani yaşamın veya sorunların getirdiği depresiflik ve mutsuzluğun yanı sıra bu ekstra depresiflik ve mutsuzluk hissiyatı ve bunun sonucunda oluşan yalnızlık ekstra oluyor ve dozaj aşılmış oluyor. Ve bu dozaj aşılması sonucunda insanlar maalesef ki Türkiye'de çok daha ruh hali olarak ya da şey olarak, zihinsel olarak çok da sağlıklı yaşamıyorlar ki hani agresiflik olayı da zaten hani mantıken yani mutsuzsan yani dozajında mutsuzluk da agresifliğe, yani mutsuzluk her türlü agresifliğe sebep olur. Ama hani dozajında olduğu zaman çok da tepki vermezsin. Eğer ki çok hani alışkınsan çok da tepki vermezsen bir anda çat diye işte bu yüzden önemli. Dozajında almak bu yüzden önemli işte. Belli bir süre mutsuzluk hani ufak ufak ara şeylerle, ara basamaklarla böyle hani aralarla mutsuzluk almak kişinin hani alışmasını bir nebze, hissizleşme değil ama alışmadan kastım. Kişinin alışmasına sebep olacaktır ve bir anda böyle mutsuz olduğu zaman hani kişi mesela full mutlu yaşayıp bir anda pat diye böyle mutsuz bir ana denk gelirse o zaman
problem. O kişi çok saçma böyle yüksek bir aksiyon değil agresiflik tepkisi verecektir. Dolayısıyla hani mutsuzluk hayat boyunca parça parça aralıklı olarak kişide olması gerek her duyguyu yaşamalı kişi. Öfkeyi de yaşamalı, mutluluğu da yaşamalı. Burada hani bahsettiğim şey mutsuzluk olduğu için mutsuzluk da yaşamalı ara dönemlerde. Çünkü hani dedim ki bu alışma önemli ama dedim ki buradaki alışmadan kastım hissizlik değil. Hissizlik dediğimiz şey dozaj aşımı sonucunda oluşuyor ki Türkiye'deki birçok kişinin aslında hissizleşmesi bu hissizleşmenin yarattığı bir öfke var. Hani aslında şöyle hissizlik dediğimiz zaman hiçbir şey hissetmeme gibi algılansa da aslında hissizlik dediğimiz şey birazcık daha mutluluk odaklı bir şey. Hani hissizlik burada tamam genelle yani hissizliğe genel olarak bakarsak okey hiçbir şeyin hissedilmemesi işte mutluluk, üzüntü veya sinir gibi aslında ama hani hissizliği derin olarak incelersek aslında hissizlik dediğimiz şey bir olay karşı yani yine bir olay karşısında tepki vermemek ama bu olay kendisine olmuyor genelde bir yani bir olay oluyor kendisi yok bu işin içinde başkası var ama çok sevdiği çok değer verdiği bir insan var ona tepki veremiyor kendisi bir işin içinde olunca otomatikman zaten vücut otomatikman hissizleşmiş bile olsa o kişi tepki veriyor bu sinirsel bir şey oluyor genellikle sinir odaklı oluyor yani sinirle belli ediyor. Sinirlenmese bile, çok mutsuz olsa bile mutsuzluğun yarattığı etki hissizlikten dolayı çıkmıyor ve hani öfkesel olarak daha doğrusu çıkıyor ama hani mutsuzluk olarak çıkmıyor. Öfke olarak ya da agresiflik olarak çıkıyor. Aslında hissizlik dediğimiz şey yani de evet duyguları hissetmeme ya da tepki vermeme ama hani kişi eğer ki bir olayın içindeyse vücut otomatikman zaten refleks olarak aslında tepki veriyor. Bu verdiği tepki de dediğim gibi genel olarak hani hissizlikten kaynaklı olarak ne girerse o çıkmıyor. Genel olarak çıkış elemanı hep agresiflik veya sinir oluyor. Depresiflik dediğim gibi depresiflik ve mutsuzluk Türkiye'de maalesef ki çok arttı. Genel olarak aslında dünyada arttı. Bunda ki işte ana dediğim gibi temel sebep aslında insanların yaşadığı dönemin birazcık daha aslında şey olması. Özenti, kıskançlık ve neden bende yok imrenme durumunun yarattığı bir olay. Ki dediğim gibi hani bunda sosyal medyanın veya genel kapitalizmin çok fazla etkisi var. Kapitalizme göre zaten yanlış hatırlamıyorsam Freud videosundaydı. Freud ve Adler videosundaydı. Adler podcastindeydi. Orada anlatmıştım. Bahsetmiştim orada. Kapitalizmin işte insanların neyi yüklediğini falan filan gibisinden. Hani adam para kazanacak sonuç olarak. O yüzden ilaç şirketleri de öyle aslında. Hani burada olay şeye bakıyor. Aslında yapılan etmenler ya da yapılan sosyal medyada paylaşılan gönderiler ki çok fazla özellikle Instagram'da çok fazla artık depresif modda işte yalnızlık, aldatılma şu bu tarzı postlar podcastler diyecektim. Yani podcast görmüyorsun. Spotify'da çok fazla denk gelmiyorum ama hani yani ama hani YouTube'da falan da çok fazla denk gelebiliyorum. Podcast olarak değil, video olarak depresiflik üzerine ya da şey üzerine ama hani sosyal medya olarak baktığımız için burada genel olarak hani Twitter veya Instagram olarak bakarsak artık çok fazla yabancı veya Türkçe burada fark etmez yabancı veya yerli çok fazla depresiflik üzerine post görmeye, paylaşım görmeye başladım. Özellikle bu son birkaç yılda pandemiden sonra özellikle çok fazla arttı. Çünkü pandeminin insanlar üzerinde bir şey yarattığı bir olumsuzluk yaratıcı zaten hani çok hani normal, bu çok bilinen bir şey zaten hani pandemi olmasaydı pandemiden önce daha doğrusu şöyle bir muhabbet dönseydi işte bir pandemi olsa insanlar hangi moda girer hani dediğimiz zaman aslında çok bariz değil mi yani mutsuz olacak insanlar depresiflik moduna girecekler falan filan yani ama yani çok söylenebilir bir şey yani pandemi olmasaydı da ki pandemi oldu. Ki bu konuda şey muhabbetleri de var. Bilmiyorum doğrudur veya yanlıştır. Hani bunu net bir şekilde kanıtlamak zor ama hani baktığımız zaman pandemiden sonraki hani psikolojik olarak insanların çökme şeyi arttı. Pandemi çok büyük. Bunda bir etmen oldu. Acaba hani şey muhabbeti hep konuşuyordu zaten. Acaba pandemi bilerek mi yaratıldı falan filan. Hani
yani Çin'den çıkma, Çin işte buna el attı bilmem ne falan, nüfus dengelenmesi falan filan muhabbetleri sürekli dönüyor ya. Bilmiyorum. Hani doğru veya yanlış bir kısmına katılırsınız, katılmazsınız ama hani kapitalizm ülkelerinde, kapitalizm sisteminin bunda çok net bir pandemi için değil, mutsuzluk ve depresifliğin yayılması konusunda çok büyük bir etkisi olduğunu, daha doğrusu parmağı olduğunu bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Hani illa ki bunu söylemek için hani şey olmazı bir aşırı araştırmanıza gerek yok. Hani bunu görebiliyorsunuz. İnsanların psikolojisi dolaylı olarak bozuluyor ve hani bunun, çünkü dediğim gibi bir taraf, hani bir tarafın kaybetmesi lazım ki kapitalizm, yani kapitalist sistem, bir taraf ezilmeli ki diğer taraf yükselebilsin yani. Bir tarafın bir şeyler kaybetmesi lazım ki bu günümüzde insanların psikolojisinin belli bir oranda bozulması, ya bozulması oluyor böyle, kaybeden insan, yani kaybedilen ya da kaybeden taraf insanlar oluyor. Kaybedilen şey de insanların psikolojisi oluyor dediğim gibi. Hani kapitalist sistemin bunda çok büyük, yani çok çok büyük bir parmağı var, çok çok büyük bir etkisi var dediğim gibi. Hani yani burada dedim ya, hani influencerlar falan filan çok fazla şey var. Hani aldı influencerları gelen reklamların hazırlanış biçimleri ya da onların, yani influencer reklam verenlerin sunacak bir şey oluyor. Ha, diyor ki sen böyle böyle sunacaksın. Okey misin? Okeysin. Ya da işte influencer, daha doğrusu reklam veren şartlarını belirtiyor. Influencer şartlarını belirtiyor ve ortaya karma bir şey çıkıyor. Ama mesela reklam verenin çok net bir şekilde değiştirmediği bazı kurallar oluyor. Reklam verme konusunda ve reklamı yayınlatma konusunda ve hani aslında o yayınlatmadığı şeylerde çok net belli oluyor. Yani daha doğrusu özlem değiştirmediği şeylerde çok net belli oluyor. Yaymak istediği düşünceyi ya da modu ya da işte o reklam sonucunda ulaşmak istediği kitlede bıraktığı etkinin etkiyi hani o işte değiştirmediği maddeler aslında yani belirliyor. Dolayısıyla aslında hani baktığımız zaman genel olarak işte yapılan reklamlar, televizyonda veya sosyal medyada ya da genel YouTube'da burada orada burada gördüğümüz reklamlar, işte hangi, hatta hangi markanın nasıl reklam çıkarttığına falan filan çok dikkat edersiniz bunlar. Hani insanların çoğu dikkat etmiyor buna. Ben dikkat ediyorum çünkü hani ben ben tek akıllı bir insanım, yani bu konuda birazcık şey, hani araştırmayı ya da böyle insanlar üzerindeki etkileri incelemeyi, bu reklamlar konusunda olabilir, herhangi bir olay konusu, olayın etkisi olabilir. İnsanlar üzerindeki etkiyi, psikolojik etkiyi veya fiziksel etkiyi merak ediyorum, artık görmek hoşuma gidiyor. Bunu incelemek, dikkat etmek bana hoşuma gidiyor ve hani dikkat ediyorum insanların izlediği, çok izlediği diziler, yarışmalar, reality şovlar. Hani bunlar insanlar üzerinde nasıl etki bırakıyor ya da daha doğrusu şöyle, insanların en çok izlediği şeyler neler? En çok izlediği reklamlar ya da insanlar üzerinde İşte etki bırakan reklamların nasıl çekildiği, hangi tonda olduğu, renk tonu falan çok önemli. Bunlar tamamıyla depresiflikle ya da psikolojiyle alakalı ki birçok, şu andaki birçok siyasetçi de mesela, hani ki siyaset dediğimiz şey tamamıyla karşıdaki kişi etkileme, halk, tabii buradaki karşıdaki kişi insan ve halk, halk ve kişi etkileme üzerine kurulu sonuç olarak birçok siyasetçi de zaten bu anlamda psikologlarla falan çalışıyor ki reklamların yapıldığı işte müzik, bak giriş müziği, renk tonu reklamlar veya işte yapılan propagandalardaki renk tonu, şarkıların seçimi, şarkıların başlangıcı, işte tonlar, bir sürü şey aslında insanın psikolojisini etkiliyor ve hani dediğim gibi özellikle pandemiden sonra depresiflik büyük bir oranda insanlara pompalandı ve hani bunun etkilerini görebiliyoruz yani. Ki hani bir ülkeyi nasıl bozarsın? Yani bir ülkeye bir şey, bir ülkeye ellemeden, savaş açmadan bir şey yapmadan nasıl bozabilirsin? Genel örneğini aslında şu anda yaşıyoruz. İnsanların büyük bir oranda, tamam hani ekonomidir, açlıktır, şudur budurdan, hani psikolojisi bozuldu okey. Ama hani tek sebep aslında bu değil, bunun altı zemini var. Bu altı zemini aslında görmek çok da zor değil. Sadece birazcık dikkat etmek lazım. Dolayısıyla maalesef ki son zamanlarda böyle bir durum var. Depresiflik son zamanlarda çok fazla arttı ama dediğim gibi bunun altyapısı aslında yıllar yıllar önceki eski reklamları da zaten hani izleyebilirsiniz ya da eski bu tarz hani propaganda ya da atışmalı içerikleri izleyebilirsiniz, videolar olabilir ki bunlar yabancı izlemenizi tavsiye ederim.
Birazcık İngilizce varsa anlayabilirsiniz yani. Çok aşırı İngilizceye gerek yok. Yani bazı şeylerde okey, çok hani İngilizce gerçekten bilmeniz gerekebiliyor ama hani yapılamayacak bir şey değil ya da anlamayacak bir şey değil bence. Hani geçmişten günümüze böyle belli bir süreç halinde bunları incelediğiniz zaman aslında neyin nasıl değiştiğini çok rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Bu anlamda maalesef ki çok hoş bir durumdan değiliz ve hani bu aslında altyapısı çok önceden hazırlanmış bir durum. Yani benim de üzerimde bıraktığı etki bilmiyorum onlardan mı kaynaklı değil mi? Hani onların daha doğrusu etkisi hani mutlaka vardır ama %100 tabii ki de hani onlara etkili değil ama yönelim anlamında zaten hani birebir %100 etki büyük. Hani belli bir yaştan sonraki ki buradaki olgunluk sınırı önemli burada. İşte Türkiye'ye göre bakarsak farklı, Avrupa ya da Batı ülkelerine göre bakarsak farklı tabii ki de ama genelleme yaparak bakalım ki genellemede de maalesef ki Avrupa'ya bakıyoruz. Yani 18 yaş ve üstü bir yetişkin bir bireyin, yetişkin bir bireyin artık etkileme o kadar da kolay olmuyor sonuç olarak. Hani %100 bir şekilde etkilemek çok da kolay bir şey değil bu tarz içeriklerle. Propagandalarla çok fazla etkileyemezsiniz ve ama etkileyemezsiniz ama yönelimine katkıda yönelimini değiştirebilme imkanınız var. Ki bunu da bir süreç pat diye yapamazsınız, bir süreçle yapmanız lazım ki dediğim gibi bu aslında yıllardır işlendi ki Z neslinin bu kadar psikolojik olarak sorunlu bir nesil olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu zaten. Türkiye'nin var olan kültürlerini unutup yabancı kültürlere karşı bir barış değil de yabancı kültürlere karşı bir kıskançlık da değil, imrenme durumu olması, özentilik, doğru kelime özentilik, özentilik durumunun olması ki bunun en barizini ben Halloween'da, Cadılar Bayramı'nda gördüm. Abi Cadılar Bayramı yıllar önce çok dalga geçiyordum, hala da dalga geçiyorum. Abi çıksan sorsan insanlara Cadılar Bayramı neden yapılır diye kimsenin neden yapıldığına dair bir bilgisi yok. Cadılar Bayramı'nın anlamı ne? Ya da Cadılar Bayramı'nın asıl amacı hani yapılış ya da kutlanış amacı ne dediğin zaman insanlarda bir şey canlanmıyor. Sadece özenti olmak için hani onlar yaptı ben de yapacağım kafasıyla yapılıyor Türkiye'de ki bu ana sınıfı boyutuna inmiş bakın. Ki bir arkadaşımın bir ablamın bir arkadaşının çocuğunda da böyle ana sınıfında işte kıyafet tırnak içinde hani Cadılar Bayramı adı altında tırnak işte kıyafet şey. Bakın buna karışmıyorum. Kıyafet şey olmuş yani diyeyim artık ya da işte kıyafet giymişler neyse. Bakın buna karışmıyorum ben hani bu birazcık boomer yorumu gibi oldu ya da yani birazcık boomer yorumu gibi oldu ama şöyle bir durum var bakın. İnsanların ne yapacağını karışmıyorum ama olay şu. Abi bizde de kutlanabilir tamam okey. Ama hani olay şey değil bakın hani anlamını bilerek yapmakla bir şeyi hani sadece yapmak için yapmak aynı şey değil abi. Hani ne bileyim normal bir günde de bu yapılabilir falan ne bileyim abi bana saçma geliyor. Birazcık özentilik gibi geliyor. Amerika özentiliği gibi geliyor ki hani şey olayı zaten yıllardır hep söyleniyor. Ki bu Netflix'in falan da çok fazla etkisi var. Bu çok bilinen bir şey zaten. Yani çok birçok psikoloji yorumcusunun da söylediği bir durum bu zaten. Yani abi Türkiye'deki bir insan Netflix olsun ya da yabancı genel olarak dizileri izleyen bir insan Amerika'yı çok iyi biliyor. Neden? Çünkü dizilerde falan mesela şey mesela şöyle bir durum var. Amerika'da New York'ta bir yılbaşı gecesi dediğimiz zaman aklımızda direkt bir görüntü canlanıyor. Normalde bir Amerikalıya gidip bunu sorduğunuz zaman abi hani Türkiye'de bir yılbaşı dediğiniz zaman aklında bir şey canlanmıyor adamın. Çünkü adam Türk içeriklerine maruz kalmadı. Biz yıllarca Amerika ya da Avrupa Batı genel olarak içeriklerine maruz bırakıldık. Ve bunun sonucunda aklımızda böyle bir şey oluştu. Bu aslında manipülasyon ama hani bunun farkına çocukken ya da hani belli bir süreçte varamıyorsunuz. Şu an baktığınız zaman ben diyebilirim ki evet bizi manipüle ettiler. Bu manipüle iyi bir şey mi kötü bir şey mi hani tartışılır. Adamların hani mantıken adamların içeriğini çok tükettiğimiz için onlar adına iyi bizim adımıza iyi mi kötü mü tartışılır ama abi ben neden New York'ta bir yılbaşının nasıl olacağına dair imge beynimde barındırıyorum. Bunu barındırmama gerek yok.
Hani elin Amerikalısı, Avrupalısı, şusu busu hani bunu canlandıramıyorken ya da canlandırma ihtiyacı duymuyor ya da canlandırmıyor iken ben neden bu ihtiyaca ya da daha doğrusu neden bu canlandırma imgesine sahibim? Gerek yok abi, hiçbir anlamı yok çünkü, anladınız mı? Hani Cadılar Bayramı da bana o şekilde geliyor. Hani birazcık özentilik olayı, anladınız mı? Gerek yok abi, hani abi hiçbir anlamı yok. Hiçbir Türkiye'de kültürel bir parçası yok. Yıllardır sanki gelen bir şeymiş gibi böyle insanlar kutluyorlar falan. Çok boş geliyor bu tür şeyler bana. Bilmiyorum, katılırsınız veya katılmazsınız. Bana aşırı özentilik gibi geliyor. Kimse dediğim gibi bari anlamını bilip kutlasak hani falan diyeceğim. Cadılar Bayramı anlamı ne desiniz? Bu insanların %90'ı bilmiyor anlamını. Bana sorarsanız sen biliyor musun lan hani falan gibi bir yorum yaparsanız biliyorum. Ha, biliyorum çünkü çok fazla yabancı arkadaşım var ve biliyorum yani anlamının ne olduğunu. Hadi burada da açıklamış olayım yani. Cadılar Bayramı'nınla ilgili olarak gidip araştırabilirsiniz. Veya gerçekten böyle yıllardır kutlayan bir insan sorabilirsiniz. Cadılar Bayramı. Cadılar Bayramı'nın adı üstü de Cadılar Bayramı zaten. Ana olayı şey. Ruhlar kapısı, dünyayla işte cinler bilmem neler, ruhlar arasındaki kapının saydamlaşması ve bunun sonucunda ruhların işte dünyaya giriş yaptığı gece olarak anılıyor ve aslında o gece cadıların o kapıyı ruhların içeri dünyaya girmemesi için canlı yaşamına, canlı evrenine geçiş yapmaması için cadıların bu kapıyı koruması, koruduğu gün olarak kutlanıyor. Aslında ana olay o. Hani oradaki hayalet kostümleri, canavar kostümlerinin olayı da aslında ruhları simgeliyor. Yani ruhların dünyaya indiği gün gibi yani ya da inmeye çalıştığı gün, o inmek için işte geçmesi gereken kapının şeffaflaştı, saydamlaştı. Buradaki şeffaflaştırmadan kastım kolay geçebilme anlamında. Hani geçebildiği o bariyerin şeffaflaştığı gün olarak kutlanıyor. Ana olayı bu aslında. O cadıların o kapıyı kutlamak ki Cadılar Bayramı diye o yüzden geçiyor. Ana olayı bu mesela. Hani size minik bir bilgi. En azından bilerek kutlayı kutlayacaksınız lütfen. Ama çok saçma geliyor. Bir şey olarak bakın. Şey olarak çok güzel. Gerçekten içerik olarak baktığımız zaman çok güzel. Hani şey yani şu anlamda söylüyorum. Hani kostüm giyme falan filan çok güzel. Ama Türkiye'de abi böyle 10 şeyden bit pazarından alınmış fantezi kıyafeti gibi insanlar kıyafet giyiyorlar. Abi bari kutlayacaksınız düzgün kutlayın ki abi yıllardır kutlanan bir şeymiş gibi insanlar kutladılar ya, kafayı yiyorum. Kimse anlamını ne doğru düzgün biliyor ne de hani bir şey yapacaksak en azından onun anlamını bilerek ya da hani ona saygı sonuç olarak bir şeyin anlamını bilerek yapmak ya da bir şeye saygı amaçlı bir şey yaparken onun anlamını bilmemiz ya da şey yapmamız lazım ama kimse ne anlamını biliyor ne de anlamını saygı gösterip gerçekten özenerek yapıyor bir şeyi. Hani bilmiyorum. Kimse özenerek yapmıyor. Böyle dandik dandik işler yapılıyor falan filan. Bana saçma geliyor. Ha bu da en basit örneği yani. Totalde Totalde çok bağımsız bir noktaya girdim son kısımda. Totalde aslında bu depresiflik ve mutsuzluk durumu bize yıllarca aşılandı. Bu sadece Türkiye'deki insanlar için değil. Birçok dünyadaki insan için geçerli bir durum dediğim gibi. Aslında bize yıllarca bu aşılandı ve şu anda bu kadar depresif olmamızın temel sebeplerinden bir tanesi bize yıllarca uygulanan depresiflik temelli propaganda, reklam ve genel olarak aslında sosyal medya post içeriklerinin yoğunluğu veya işte ana amacı. Bunlar yıllarca bize belli bir oranda bizi psikolojimizi alttan alttan bozdu ama bunu hani bu mutlaka çıkıp hani yorum yapanlar oldu ama kimsenin çok da takıldığı ya da bunlar susturuldu